Kendine uygun bir genç bulmalı. Bir kız bağlanmış. Alo. İsmini vermiyor. Alo. Alo. Yok. Kim? Alo. Ha, pardon. Buyurun. Ya ben şöyle diyeceğim. Tuğba diye bir kızın ismi geçti. Neden onun üzerinde durmadınız? Kim? Tuğba diye bir kızın ismi geçti dedi. Tuğba ve Derya. O iki kızdan bahsediyorsunuz, değil mi? Neden üzerinde durmadınız? Üzerinde durduk ama bir sonuca varılamıyor o konu hakkında. Sizin Ya bildikte... Tuğba'ya aynı şey yaşandı. Kız bir sene önce aynı şeyi yaşadı. Ailesine döndü. Hayır, sosyal medyalarını kapatmışlar, telefonlarını silmişler. Yok, Tabii ki ulaşılamıyor o onun kızlara. ailesi de aynı şeyi yaşadı. Bu adamla mı? Mustafa'nın kandırdığı kızlardan bir tanesi. Evet. İddianız böyle tabii. O da 18 Neler yaşadı yaşındaydı. o kızlar? Siz bildiklerinizi anlatır mısınız? Ya aynı şekilde, aynı bu meleğin nasıl beynine girdiyse onun da aynı şekilde beynine girdi. Parasıyla mı, puluyla mı, neyle anlayamadım gitti. Ne zaman oldu? Bir sene. Ne zaman? Bu sene Bir diyor. sene önce. Bir sene diyor. Bir sene önce. Evet. Ne yaptı? Ona da böyle altınlar mı aldı? Evleneceğim mi dedi ona da? Ya ben şimdi onu uzaktan tanıdığım bir kişi. Bunun işte parayı bulmuş. Nereden bulmuşsa bilemem yani. İşte parasıyla genç kızların birini diyor. Ya burası Türkiye Cumhuriyeti. Böyle bir şey yok ya. Peki o bahsettiğiniz kız nasıl kurtuldu? Ya kurtuldu işte. Ona demek ki aklı başına geldikten sonra kurtuldu yani. Almayacağını görünce kurtuldu. Yani Evet, aynen dün evlen. konuştuk. Aynen Ona da öyle. aynı şekilde. Ona da aynı Aynı şekilde. şey. Nikah yapacağım. Evleneceğiz. Evlenme vaadiyle kandırmak da suç biliyorsun. Ya bunda Andan abla, bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunabilir Anne yani. Bunlar bulunsun. örnek Bunun kararları. yurt dışında. Ben şunu da düşünüyorum. Acaba bir Türk kızıyla Ya evlenerek ben sinirlendim, vatandaşlığı kola televizyonu. iktisap etmek için Ama mi? gene Evet evlenemez. Andan abla, onu Şimdi öğrendim. biraz önce Evlenemiyor ki. Kebriya'nın bir şey söyledi. Yani ben arkada konuştuk. Dikkatimi çekti, onu soracağım Andan abla sana. Burada evli olması, çocuklarının olması, resmi olarak evli olmasa da yani imam nikahıyla 4 tane de çocuğu var. Bu da bir beyan olmuyor mu? Yani o da Beyan evli bir olduğunun beyanıdır yani bu. aslında maddi vaka ama Aynen. bekar gözüküyormuş nüfus kaydında. Orada Ama var. bunlarda evlilik süreci nasıl yürüyor? Yani nerede evlendi? Pakistan'da evlenmemiş. Dubai'de değil, neredeydi Hayır, Andan abla? Bahreyn'de evlenmiş. O da Bahreyn'de yalan. evlenmiş. Pakistan'da evlenmemiş, Bahreyn'de evlenmiş. Çok tuhaf bir Dubai'de, ilişki var abi. Dubai'de. Çok tuhaf. Dubai'de evlenmiş. Ve Bahreyn, burada Bahreyn. size Bahreyn. bakın, ben bu adamı araştırıyorum. Çokça bilgiler Gördüm. geliyor bana. Her şeyi Gördüm. burada söylemiyorum. Siz sadece ikinci, üçüncü, beşinci değilsiniz. Evet. Böyle devam ediyor. Paralarla bir harcama yapıyor. Altın alıyor, üzerine bir şeyler Menşei alıyor. belirsiz Ve paralar. daha Evet. sonra sınırı geçtikten sonra diyor ki ben gidiyorum, kaçıyor. 3 ay sonra geri geliyor. Evet hocam. Yeni bir macera Evet başlıyor. hocam. Peki Fatih bir şey ve söyleyeceğim. sen hocam Bu Vesselam cesaret. Sen başka ülkeden hocam geliyorsun. Vesselam Yani sana bunun bir kimin olduğunu gerekçeyi söyledi. vatandaş. Sana Bir kim? saniye Ali Bey. Vatandaşlık bile almamışsın. Sen başka ülkeden gel. Burada bir de yasa dışı işleri yap. Nasıl bu özgüven İşte nereden suça geliyor? bulaşırsa vatandaşlık zaten külliyen alamaz. Hayır, sen zaten burada bir yabancısın. Nasıl buna Ya cesaret onun ediyorsun? yaptığı şu an kurduğu tüm planlar birkaç ay sonra zaten suya Kaçma. düşecek. Zaten Kaçacak yani bu başka işin bir şey sonunu suç gerçekten çok işlenebilir merak herhalde. Resmi ediyorum ama makamlar bizi izliyor inşallah. Onu da sen evlenemeyeceksin mercek Melek altına onunla. alacak. Bak ben Kimseye sana seslenebilir miyim? söylüyorum. Mercek Fatma anne sen altına. kızına seslen. Sizi içeriye alacağım. Kıyafetleriyle buraya geldin. Kızının kıyafetlerini bırakmıyorsun. Yani Bırakmıyorum. Allah sana sabır versin, güç Bırakamıyorum. versin, sağlık versin. Şu an hanımefendiler, beyefendiyle beraber alışverişte ama sosyal medyayı çok sık onlar takip ediyor yazılanları. Her şey böyle parmak sallıyor. İstersen buradan bir çağrı yap yine kızına. Anlarsa Kızım buyur. yavrum sensiz duramıyorum, odana giremiyorum. Girdim dün akşam bunları aldım, mis gibi kokluyorum. Senin mis gibi kokun bunlarda. Bütün kıyafetlerinde senin kokun var, mis gibi. Parfüm gibi kokuyor senin kokuların yavrum. Ne olursun anneciğim, sen benim gözümde yaşa kıyamazdın. 18 yıldır bir kere öfkelenmişim ya, telefonumu ver kızım diye. Bunu çok mu görüyorsun anneni? Güzel kızım dön de gel, bak yaşın yanacak, yakma kendini yavrum. Yakma, bak ne haberler geliyor yavrum.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.